Zayıflığı yücelten ve güzel olmak için illa zayıflığın şart olduğunu bize dayatan bir güzellik endüstrisi var mı var? Sıfır beden modası geçti gibi görünse de aslında alttan alta hala devam ediyor ve olan yine kadınlara oluyor. Geçen hafta çok takipçili influencerlardan Süreyya Yalçın'ın kilosu konuşulup durdu. Bize de bu hafta Luna ile zayıflık güzellik midir ya da güzellik neden bu kadar önemli konusunu tartışmak düştü. Süreyya Yalçın verdiği röportajda demiş ki zayıflığı hep çok sevdim ve şu an mükemmelim. Ama pek çok insan fotoğraflarının altına korkunç yorumlar yazıyor. Bazı takipçileri de gerçekten endişe duyuyor. Birileri ona yardım etmeli, bunun bir hastalık olduğunu ona anlatmalı diye endişelerini paylaşıyorlar. Fotoğrafları görünce benim de benzer bir endişem oldu. Ama bir yandan da aslında bu denli zayıflığın çoğunluk tarafından tehlikeli ve takdir edilmeyecek bir şey olarak görülmesi, genç takipçilerin özenmemesi açısından da olumlu diye düşündüm. Fakat sonra dedim ki, peki ya Süreyya Hanım'ın psikolojisi ne olacak? O diyor ki ben böyle halimden memnunum, sağlıklıyım. E o zaman bize yargılamak, adeta bir kurtarıcı rolü üstlenmek niye düşsün? E ama sonra kadın ölüp giderse ne olacak? Kimse bir şey demesin mi? Demek istediğim şu, anoreksiya ve bulimya gibi yeme bozuklukları zaten çoğu zaman bedenleriyle ilgili zorbalık görenlerimizin başına geliyor. Kötü yorum yazan zorbaları saymıyorum zaten, onlar çöpe atalım, ama iyi anlamda uyarıyoruz zannedenler de aslında bir nevi zorbalık yapmış olmuyor mu? Çünkü aslında bedenine müdahale etmiş oluyoruz. Fakat sana da şu anlamda katılıyorum. İnsanların yorumlarında bu zayıflığın mükemmellik olmadığını belirtmesi de olumlu bir şey. Çünkü hem bize dayatılan zayıflık güzeldir algısını hep beraber sorgulamış oluyoruz. Hem de bu durum gençlerin rol model alırken daha dikkatli olmasını sağlayabilir belki. Senin Instagram'da çok güzel bir videonu izledim. Orada diyorsun ki bize dayatılan güzellik anlayışı yüzünden beğenilmek ve mutlu yaşamak için zayıf olmamız gerektiğini düşünüp buna çabalıyoruz. Ama aslında zayıf olmaya çabalarken çoğu zaman iyi yaşayamıyoruz. Çünkü hastalanıyoruz. Evet, o arada da kadın bedeni üzerinden koca bir endüstri kar etmeye devam ediyor. Para kazanmak deyince yıllardır anoreksiya hastalığı ile takipçi toplayan ve bundan para kazanan bir YouTuber'dan bahsedeceğim size. Şimdi resimlerini göstereceğim. Eğer rahatsız olacaksanız hassas içerik diye şimdiden uyarımı yapayım. Resmini göstermemin nedeni asla body shaming ve yargılamak değil, ama anoreksiyanın nasıl gözüktüğünü iyice anlayalım istiyorum. Zaten kendisi de bunu göstererek para kazanıyor. Bundan dolayı utanmıyor ve kar ediyor yani. Ama adını vermeyeceğim çünkü gidip hemen bakacaklar, bakanlar olacaktır. Teşvik etmek istemiyorum. Neyse, kanalında makyaj ve kıyafet videoları çeken bu influencer pek çok marka tarafından da ne yazık ki destekleniyor. Yani hasta olduğunu bile bile ona ürün gönderiyorlar. Yeter ki reklamları olsun. Peki bu kadının gözleri üründe eriyip gitmesinden rahatsız olan insanlar hiç mi yok? Bizde epey bir insan Süreyya Yalçın ile ilgili endişesini dile getiriyor mesela. Var tabii. Hatta binlerce imza toplayıp YouTube'a çağrıda bulunmuşlar. Gençlere ve çocuklara kötü örnek olduğu ve kendi sağlığını da tehlikeye attığı için videolarının kaldırılmasını talep etmişler, ama sonuç başarısız. Bu arada çocuklar bu kadını örnek almaz ki demeyin. İmza atanların pek çoğunun çocuğu onun gibi görünmek isteyip diyete başlamış. Hastalanmışlar ve bu şekilde ilgi çekip aslında kendilerinin de fenomen olacağını sanmışlar. 2 milyon takipçim olsun da varsın, sağlığım olmasın diyecek pek çok insan var ne yazık ki. Sadece çocuk da değil. Peki bir şey soracağım. Karşılaştırmak gibi olmasın ama biliyorsun Süreyya Yalçın bedenimden çok mutluyum ve hasta değilim diyor. Bu yabancı kadın kabul ediyor mu hastalığını? Lunacığım, senelerce o da aslında sağlığının gayet yerinde olduğunu ve hiçbir rahatsızlığı olmadığını savunuyor. Zaten anoreksiyanın en büyük belirtilerinden biri de bu. Bedenini doğru algılayamamak, ne kadar zayıf olduğunu fark edememek. Ta ki hastaneye yatmak zorunda kalana kadar. Sonrasında rahatsızlığını kabul ediyor bu kişi, ama ne yazık ki iyileşmeden tekrar YouTube'a dönüp videolarını çekmeye devam ediyor. İnsanlar da deli gibi takip etmeye devam mı ediyorlar? Maalesef aynen öyle oluyor. E o zaman bu kadın niye düzelmek istesin? Düzelirse takipçilerini, işini ve yarattığı etkiyi kaybedeceğini biliyor. İyileşmek hiç ister mi? Zaten anoreksiyanın en büyük nedenlerinden biri özgüven ve sevgi eksikliği, kendi bedeninle barışık olamama vesaire. E bu kadın takipçilerini gördüğü ilgi ve sahte sevgiyi kaybetme riskini alamaz ki. O yüzden ölümü göze alıp devam ediyor işte. Çok üzüldüm gerçekten. Evet, Süreyya Yalçın olayı bizlerde anoreksiya ve yeme bozuklukları konusunda bir farkındalık yaratmaya başladı diye düşünüyorum, ama bizler sırf meraktan ya da endişeden ya da sırf kötü niyet
şekilde zorbalamak için bu insanları takip ettiğimizde, bu insanlar kendilerini ilgi çekici ve popüler kılan şeyin görünüşleri olduğunu sanıp öyle kalmaya devam edeceklerdir. Kısacası sosyal medya kullanıcıları olarak çuvaldızı biraz da kendimize batırmamız lazım. Zorbalar olmasaydı işimiz çok daha kolay olurdu. Hele sosyal medyada öyle çok aşağılanıyoruz, bedenimiz öyle çok alay alınıyor ki sonunda bedenimizden iğrenir hale geliyoruz. O güzel diye dayatılan kalıp ölçüler var ya, işte onlara uymadığımızda kendimize çöplüğe bakar gibi bakmaya başlıyoruz ve mutluluğun önünde duran tek engel kilomuz, boyumuz, yüzümüz, gözümüz sanıyoruz. Çünkü görünüşümüzle tanımlıyorlar bizi, yaptıklarımızla değil. Yeteneklerimizi, düşüncelerimizi, içimizdeki renkleri kimse merak etmiyor. Kimse etmiyor demeyelim. Edenler var. Benim senin gibi düşünen insanlar da çok var. Sadece sesimiz az çıkıyor ve birbirimize fazla sahip çıkmıyoruz sanki. İşte fırsat o zaman. Her hafta bu tarz videolarımızın altında yorum kısmında lütfen düşüncelerinizi yazın ve ailemizi güçlendirelim. Evet, acil kan kadar acil iyi insana da ihtiyaç var. Lütfen kendinizi yalnız hissetmeyin. Ve lütfen şunu unutmayın. Kendi içimizi yeterince beslersek başkasının göz zevkini beslemek için bu kadar kasmamıza gerek kalmayacaktır. Aynen öyle. Şimdilik hoşça kalın. Kanalı ve videoyu beğenmeyi de unutmayın. Görüşmek üzere.